masrafları, kiralar, taksitler, borçlar. Kentin sokaklarında işlerine yetişmek için sabahın ilk ışıklarıyla yollara düşen büyük çoğunluk, onları birbirinden ayıran birçok farka rağmen her gün bunları düşünmek zorunda. Yani onları birleştiren tek bir konu var, geçim derdi. Bu hafta geçim derdine dair anlatacaklarını ilk dinleyeceğimiz isimse Kadıköy'de 25 yıldır lostracılık yapan Kemal Bey. Evet, Kemal Bey merhabalar. Bugün merhaba. Bizi dükkanınızda misafir ettiniz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdi aslında sizin dükkanınız çok uzun süredir Kadıköy'de var, Yel Değirmeni'nde. Evet. Ya siz burada çalışıyorsunuz ama bir yandan Yel Değirmeni çok değişti. Bir yandan sizin mesleğiniz artık çok değişti. En azından koşullar dahilinde siz lostra işi yapıyorsunuz. Onun dışında belli elektronik malzemelerin tamirini yapıyorsunuz. Ama esasen ben ilk önce bir öğrenmek istiyorum. Son 1-2 senedir en çok insanlardan duyduğumuz şey krize dair bir şeyler oluyor. Özellikle de esnaf en çok bu konuda şikayetçi. Fiyatların artışıyla işlerin düştüğünden bahsediyor. Edenler var. Bir süre sonra hani vergilere ya da ödenmesi gereken kiralara, masraflara katlanamayarak dükkanı kapatmaya karar verenler var. Sizin için son 1-2 yıllık süreç nasıl işledi? Neler değişti burada? Bize biraz bahsedebilir misiniz? 1-2 yıllık süreç yani olumlu yönde hiçbir şey gitmiyor. Yani olumsuzluklarla dolu bir yıl yani yıllar, son yıllar. Yani hiçbir şeyin dikiş tutmadığı, yerine oturmadığı bir ortam. Hatta bu insanlara da yansıyor. O geçim sıkıntısıymış, işte parasal durumlar, ailelerdeki o iç çatışmalar, ne bileyim okulların açılmasıyla okul masrafları, yani komşudan okul çantası eskiyi alıp da çocuğunu alamayan getirip bana tamir ettirip de çocuğunu kullansın diye okula gönderiyor. Artık durum öyle. Hatta 5 ekmek alanlar 2 ekmeğe düşmüş. Yani 1 kilo meyve ya da sebze alanlar bir bakıyorum 2 tane, 3 tane, tane iş almaya başladı. Çevreden geliyor, sohbet ediyoruz komşuyla, çevreyle. Akla sığmayacak şeyler anlatılıyor. Yani insan inanası gelmiyor. Dediğim gibi insanlar çok perişan. Yani çok kötü şeyler yaşanıyor. Ama üstü örtülü gibi. Kimse ben şunu yaşıyorum da diyemiyor. Fazla o cesaret de yok. Ben yoksulum diyemiyor. Ha geçinemiyorum diyebiliyor. Ama gerçekten bakıyorsun tamir için getirdiği 10-15 liralık bir şey 5 lira olmaz mı diye pazarlığını yapamayacak. Hatta çoğuna ücret almadan yapıyorum, gönderiyorum. Şey yapıyor, öğrencidir bu, işte gençtir, küçüktür, işte ailesinin durumunu bildiğim için ben de arada kalıyorum. Para alsam bir türlü, almasam bir türlü, benim de ihtiyacım var. Hayvanlar var, onlara yiyecek gerekiyor, para gerekiyor, masraf gerekiyor, bize gerekiyor. Ben emekliyim aslında, emekli maaşımı göremiyorum, bilmiyorum. Nasıl yani oluyor? Bu e-haciz sistemi aslında şu an çok tartışılıyor ama siz de bundan müzdarısınız. Şey yok. Onda gelmedik biz oraya. İyi ben. Çünkü benim rızam olmadan kesemiyorlar. Ama vergi dairesine borç var. Ne olacak bilmiyorum. Kriz herkes etkilediği gibi Kemal Bey de etkiliyor tabii ki. Ve en ciddi problemlerden birisi onun için bu dükkanın kirasını ödeyebilmek. Şimdi burası Yel Değirmeni. Buraya 5 sene önce taşınsaydınız eğer normal bir para ödeyerek Kadıköy'de ortalama bir hayat
sürdürebilirdiniz ama şu an için özellikle de dükkanların kirası önceki senelere göre 3-4 katına kadar çıkabiliyor. Çünkü burası rant için önemli bir yere dönüştü artık. Bu hem semti ilginç bir şekilde değiştiriyor hem de özellikle kriz dönemlerinde burada yaşayan insanlar için bu paraları ödeyebilmek gerçekten zor bir hal almış durumda. Kemal Bey 25 yıldır işlettiği bu dükkanda yaşıyor aynı zamanda. Eğer mal sahibiyle anlaşamaz ve kirası bir anda birkaç kat artmak zorunda kalırsa, taşınmanın ve evle dükkanı ayırmanın da yükünü omuzlamak zorunda kalacak. Her şey bölük pörçük. Yani tüm değil, bir arada değil. Aileler huzursuz, iç geçimsizlikler, aile şiddeti, artık parasal konular gençleri özellikle vuruyor. Aileden para alamıyor, çalışamıyor, gereksinimlerini karşılayamıyor. Artı bu aile çatışmalarına bile dönüyor. O bile bana kadar geliyor, konuşuyor. Hatta bir sürü şeyi aracı olup çözümlüyoruz, çözüyoruz. Yani dolayısıyla burada mahallenin anne babasıyız. Yani en ufak bir sorunu olan bize geliyor. Dolayısıyla biz de öğrenmiş oluyoruz bunu. Ama şu gerçekten bu yaşıma geldim. Bu kadar sıkıntıyı kendim de çekmedim. Önce tanıdığım insanların bugünkü ortamını görüyorum. Gerçekten işler acısı. Şimdi siz bahsederken aslında ben yani bir kıyas olarak soracağım. Bir 2000'li yılların başında da bu ülkede bir kriz koşulları yaşandı. 2000 senesinde, 2001 senesinde. Şimdi tekrar bir krize doğru ilerliyoruz. Şimdi kimi zaman insanlar şunu da fark ediyor. Bunu önceden deneyimleyen esnaf şu an neler yapması gerektiğini ya da en azından ayakta kalabilmek, bir süre daha gidebilmek için ne yapması gerektiğini bilebiliyor. Ya da mesela şey de diyenler var. Mesela sizin gibi daha öncesinde ben böyle bir süreçten herkesin geçtiğini hatırlamıyorum diyenler de var. Yani siz mesela nasıl gözlemliyorsunuz? Şimdi krizler her zaman vardır. Geçimsizlik her zaman vardır. Yani her dönemde. Bu hükümetlerin şeyidir yani programıdır. Hani şey vardır. Yoksulu yönetmek kolaydır. Hani yoksul bıraktırıp yönetiliyoruz aslında hep öyledir. Yani yokken sana biraz bir şey veriyorlar, onunla kandırıyorlar. Yani her dönemde olmuştur. Ama kimi dönem olmuştur, işte kriz diye nitelendirdiğimiz dönemler aslında hep vardır. Ama kimin de ayuka çıkıyor, inişli, çıkışlı, az ya da çok. Ama bu son dönemlerdeki kriz, ben bu yaşıma geldim, böyle bir artık adına ne derseniz, ele avuca sığacak tarafı yok. Kemal Bey, bugünkü ekonomik krizden bahsederken bunca yıldır çalışıyorum ama bu kadar zorlandığımız başka bir dönem hatırlamıyorum diyor. Onu hem dükkan masrafları hem de gündelik ihtiyaçlar aynı anda zorluyor. Sizden mesela neleri değiştirdi? Örneğin kimi zaman şu da duyuluyor, atıyorum terziler, tamirciler, onlar genellikle bu son 1-2 senedir kimisi diyor ki işlerimiz biraz daha açıldı. Çünkü insanların artık alım gücü çok düştüğü için tamir ettirmek durumunda kalıyorlar. Anladım. Ama bu sefer ya şunu da söylüyorlar tabii ki, masraflarımız çok arttığı için yine bizim cebimize giren iş artsa da düşük bir miktar oluyor diyorlar. Sizde nasıl ilerliyor? Değişen aslında hiçbir şey yok. O kendi kendini kandırmak gibi bir şeydir. Tabii ki fark olur. Ama şudur, yani kimi esnaf vardır, işin affedersin üç kağıtçılığına kaçar,
5 alacağına 15 alır. 15 alacağına 20 alır. O da katmerleştirir. Krize katkıdır aslında bu. Biz hep vicdani düşündüğümüz için yani öyle şeylere tevessül etmiyoruz. Yani hadi kriz var. Ben de kendimi kurtarmak için işte şundan fazla para alayım, şudur budur yok. Yani geçmişte neysek bugün de oyuz. 5 liraysa 5 lira, 10 liraysa 10 lira. Şeydir yani o da aslında bir nevi fırsatçılıktır. Yani krize katkıdır. Yani ben geçiniyorum diyen adam yalan söyler. Ha geçinen insan nasıl geçiniyor? Ben söyleyeyim. Evi vardır, kira ödemiyor. İş yeri kendinindir, kira ödemiyordur. Ha geriye elektrik, su, doğalgazı falan vardır, onu çıkarıyor. Emekli ise de emekli parası karıyor. Onu da kendi ailesi için, iş tüketimi için kullanır. Bir nebze daha rahattır. Hani derler ya, yer yansa bir şey yanmaz onun hesabı. Hani tuzu kuru diyoruz. Öyle ya da böyle geçinip gidiyor. Sorun bile yapmaz. Her şey güllük gülistanlıktır. Ama kirada oturanlar için şey yani kira derdi bir tarafta. Geçim derdi bir tarafta. Aile sorunları bir tarafta. Çocuk varsa çocukların masrafı bir tarafta. Artık biz kendi kişi olarak kendi masrafımızı bıraktık. Yani biz bir sigaramız, bir lokma ekmeğimiz varsa idare etmeyi biliyoruz. Hep öyle yaptık. Anne babalar hep öyledir. Bu ekonomik işte, anlamda neleri değiştiriyor burada? Yani mesela şimdi, kirasını ödeyemeyip taşınanlar çok fazla. Ödenmesi gereken kiraların arttığını söyleyenler çok fazla. Böyle bir mutenalaşma gibi bir durumu da var buranın. Tabii. Gerçekten kiralar çok arttı. Bir el değiştirmede dahi yeni gelen kiracıya diyelim 1000 lira ödeyen bir insan 3000 lira, 4000 liralardan bahsediliyor. Bir anda 4 katı oluyor. Vardır. Siz de böyle bir şeyle uğraşıyorsunuz. Bir de gençler şey yapıyor, işte bu kafe olayları bir bakıyorsun 3 tanesi, 4 tanesi bir araya geliyor. İşte yaparız, ederiz. Adam başı şu kadar düşer hesabıyla. Olmadı fahiş fiyatta yer kiralıyorlar. Kiraladığı zaman da 2 ay, 3 ay konuşuyorum. 3 ay sonra bırakacaksınız. Yapmayın, etmeyin dediğim halde abi haklıymışsın. Biz bırakıyoruz, devrediyoruz. Devredenlere söylüyoruz. Bu sefer mal sahibi onu da fırsat bilip bir nebze daha arttırıyor. Yeni gelen devre alanları. Öyle öyle nereye gidecek bu? Ve haliyle bizler de arada kaynıyoruz. Şimdi geçim derdi zaten yeterince zor. Bir dükkanın masraflarını karşılamak zor. İnsanın kendi masraflarını karşılaması da bu kriz döneminde zor. Kemal Bey ayakta kalabilmek için çok ciddi çaba sarf ediyor. Bir yandan böyle tatlı masrafları da var. Tırmık buranın uzun süredir müdavimi. Tırmık gibi bir sürü kedi köpek de burada yaşıyor. Ve Kemal Bey onların da masraflarını üstlenmiş durumda. Kendisi bir yandan burada yaşıyor. Kedileri köpekleri burada yaşıyor. Bu dükkanı kapatmaya kalksa kapatmanın masrafları ayrı. Çıkacak ekstra masraflar ayrı. Kapatmasa zaten dükkan kendi kendini zar zor döndürüyor. O yüzden bir 10 yıldır, 15 yıldır ha kapattık, ha kapatacağız derken Kemal Bey burada yel değirmeninde çalışmaya devam etmiş. Hala da devam ediyor. Kemal Bey ekonomik krizin sadece kendisini ve ailesini etkilemediğinin farkında. Oturduğu mahallede çöpten eşya ve yiyecek toplayan komşularını görmek onu her gün daha fazla yaralıyor. Bir süredir kapatmayı düşündüğünüzden bahsettiniz. Yani bu yani kapatmayı derken yani işte vergi borçları birikti. Artı geçim giderek zorlaştı. Biz artık yorulduk. Ona bakarsan 10 sene oldu ben emekli olalı.
10 sene önce düşündüğüm şey kapatıp işte bir yere gidip biraz daha kafamı dinlemekti amaç. 10 yılı geçti, 15 yılı geçti. Halen buradayım, halen çalışıyorum, çalışmak zorundayım. Aldığım para yetmiyor, kiraya bile yetmiyor, masraflara yetmiyor. Çalıştığımda işte ne kadar idare ediyorsa o. Yani öyle herhangi bir birikinti, bir ekstra bir şey yok. İşin hep dürüst tarafından baktığım için, yani neredeyse diyeceğim yani dürüst olan aç kalır. Ama o dürüstlüğü bırakmıyoruz. Açlığa razıyız, dürüstlüğümüzü bırakmıyoruz. İnsani şeylerimizi bırakmıyoruz. Ama diyorsun işte, hani esnaf diyor iyi ki böyle kriz oldu, işte işlerimiz daha iyi açıldı tam. Dediğim gibi o 5 yerine 15 yapar, öyle böyle yapar. Yani halka kazık atarak ben durumum iyi diyebilenlerdir. Yani ben şimdiye kadar benim durumum iyidir diyen hiçbir insan görmedim. Peki o zaman ağzınıza sağlık diyelim Kemal Bey. Çok oldu. Teşekkür ederiz. Umarım yani şu an ülkenin durumuna ötürü öyle gözükmese de sizin için de. Yani belki karamsar düşünüyorum. Ben çevreme göre konuştum. Durum bu yani. Umarım daha kötüye gitmesin. Evet yani gerçekten ki konuştuğumuz gibi. Yani gerçekten gibi. Daha kötüye gitme ihtimali daha çok. Umarım gitmesin yani. Her şey güzel olsun. Teşekkür ederiz. Kemal Bey'le komşularıyla koyu bir sohbete daldığında vedalaşıyoruz ve Muharrem'le buluşmak için yola çıkıyoruz. Merhabalar Muharrem. Bugün seni işe gitmeden önce yakaladık. Şimdi sen aslında yoğun bir öğrencisin, yoğun bir insansın. Hem öğrencisin hem çalışıyorsun bir yandan. Ben önce bir şey sormak istiyorum. Sen kaç senedir çalışıyordun? Kaç senedir? 11. sınıftan beri çalışıyorum. Yani ufak 3. bir hesap yapsak kaç oluyor? 17, 20, yani 3 senedir. 3 yıldır çalışıyorsun. Aynen. Bir yandan yani lisedeyken de çalışıyordun. Şu anda üniversite okuyorsun. Hem yoğunluğun artmış durumda. Mimarlık gibi bir bölümdesin. Aynen. Bu 3 sene boyunca senin için işler nasıl ilerledi? Çalışıp okumak nasıldı? Bu sene yani şundan ötürü söylüyorum bunu. Bir krizle beraber insanların yaşamı değişmeye başladı. Çalışma temposu da ya da çalıştıklarının sonucunda ellerine geçen bu geçen ne yapabildikleri de değişti. Sen bu 3 seneyi nasıl geçirdin? Son zamanlarda senin yaşamında böyle değişiklikler oldu mu? Biraz onu konuşarak başlayabiliriz. Öncelikle ilk başlarda hiç kolay değildi. Çünkü ya evi geçindiren annem, ben ve ablam vardık. Ve hiçbirimiz daha, ya annem 20 senedir ev hanımı. Ablamla benim öyle iş deneyimimiz yok. O yüzden ilk başta zordu. İşte bir şekilde böyle iş arıyorduk falan, böyle bulduk. Sormamda sakınca yoksa nasıl doğdu peki böyle bir ihtiyaç? Babamız bizi terk etti. O yüzden İşte bir üstümüze borç bıraktı. O yüzden böyle çalışmamız gerekiyordu. Bir şekilde o durumdan çıkmamız gerekiyordu. O yüzden biz de çalışmaya başladık. Yani sonrasında ya ilk başlarda çok zordu. Dediğim gibi deneyimimiz yok. Hatta zaten daha yeni yetmesin. İnsanlar kazık atmayı çok seviyor. Bunu evet çok yarı zamanlı çalışandan ve öğrenciden duyuyoruz zaten. Aynen. Ya çünkü deneyimin yok. Seni kullanmaya çalışıyorlar. Mesela o sıra zaten sigortadır falan da hiçbir şeye bakmıyorsun. Sadece para kazanayım derdindesin. Böyle çok cüzi miktarlara böyle şey, çok fazla çalışıyorsun. Ben... Neler oldu mesela bu tarz? Mesela ikinci çalıştığım yerde, evime çok yakın bir yerde, o yüzden yol parası gitmiyordu. İşte lisedeydim o sırada. İşte okul çıkışında orada çalışıyordum saat 12'ye kadar. Günlük 60 TL'ye çalışıyordum. Bazen çalışma sürem, ya bir gün 17 saat çalıştığımı hatırlıyorum. Sorduğun zaman yarı zamanlı çalışıyorsun ama asgari ücretle çalışan birinden daha fazla ve çalışıyorsun. Ve sigortam da yoktu. Ve sigortan yok. Kesinlikle.
Ben de hem okuyup hem çalışmak durumunda kalmış son 3 senedir ve ilk başladığı zamanlarda şunu fark etmiş. Eğer öğrenciyseniz, bir işe yeni başlıyorsanız patronlar size yapabileceklerinin en fazlasını yapmaya çalışıyorlar. Çok uzun saatler çalıştırıyorlar, sigortanızı yatırmıyorlar. Sigortalı, orada maaşlı, asgari ücretli çalışan birinden çok daha fazla çalışıyorsunuz. Yine de aldığınız meblağın çok altında kalıyor. Böyle böyle birkaç kötü deneyimden sonra o da aslında savunması gereken haklarının farkına varmış. Ama oraya gelene kadar o kadar fazla kötü deneyim yaşamış ki aslında baktığınız zaman bunlar gerçek mi diye düşünebilirsiniz. Ama evet, Türkiye'nin tam olarak gerçeği bu şekilde. Siz bir öğrenciyseniz, deneyimsizseniz ilk gittiğiniz yerde yaşadıklarınız aşağı yukarı Muharrem'inkine denk oluyor. Muharrem için çalışma hayatı oldukça erken bir yaşta başlamış. Bir yandan ailesine yardım etmek, bir yandan da kendi açlığını çıkarmak onun için alışılageldik bir durum. Ya bu tarz şeyler oluyordu. Hatta çıkma yakın yerde gerçekten beni vakit açısından sömürüyorlardı. Mesela mesai saatlerimizi ayarlamışız, hep böyle bir son dakika geldir falandır. Benim de kendimce planlarım var, ödevlerim var, yetiştirmeye çalışıyorum. Ama sürekli işte çağırıyorlar falan. Yok, biz bugün anlaşmamıştık, gelemeyeceğiz dedim. Daha sonra işte yok, o zaman hiç gelme dediler. Maaşımı alamadığım bir süre, zaten sigortam yok. Yani dava açtıysan dava açamazsın. Hatta şey yapamazsın, kanıtın yok çünkü. Ki bilmiyorsun da o zaman, ne yapacağını bilmiyorsun. İşte sürekli gidiyorum, orada böyle bağırıp çağırmalar oluyor, kavga ediyorsun, hakkını savunmaya çalışıyorsun. Bir de o kadar emek sarf etmesin, paranı alamıyorsun. Yani ama bir şekilde aldık. Ya bunu da başka bir çalıştığım yerde, yine 11. sınıfta, yaz sezonunda başka çalıştığım bir yerde. Orada 8 ay çalışmıştım. Maaş konusunda öyle sıkıntı yapmıyorlardı, fakat ben de sigortamı nasıl kontrol edeceğimi bilmiyordum. Çıkmama yakın çıktıktan sonra bakmıştım, sadece böyle 2 haftalık bir sigorta yaptığını gördüm. 8 ay çalışmışım oysa ki. Ya neyse, işte böyle öğrendim ben de. Ben de belki çok enayiydim, hiç fikrim yok ama. Yok, hiç öyle düşünmemek lazım. Sonuçta genç bir insanı bu şekilde dolandırmak denebilir aslında. Evet, evet. Peki şu an için nasıl gidiyor? Şu an durumlar ya, nasıl? Şu an için, ya bazı şeylerin farkında olduğum için daha iyi gidiyor. Ya tabii yine yoğun. Ya mesela lise dönemine bakınca aslında lise dönemi daha yoğundu. Çünkü saat 8.30'dan işte 3'e kadar mesela okuldayım. 3.30'da mesaim başlıyor. Gece 3'te çıkıyorum. İşte birkaç saat uyuyorum. Yine sabah 8.30'da okulda olmam gerekiyor. Bir de sınav senen sanırım. Yok, 11. sınıftaydım. En azından oradan şey yaptım. Yok işte böyle derslerde yatıyorum falan. Yani uyuyorum çünkü çok yorgunum. Ya böyle geçiyordu. 12. sınıfta annemlerle konuştum. Dedim benim sınava hazırlanmam lazım. Bir de tekrardan mezuna kalma gibi bir şıkkım da yok. Zaten durumumuz belli. Bir de durumumuza rağmen temel liseye gittim. Çünkü okulumuzda yok işte proje okulları, işte böyle öğretmenlerimiz değişleniyor, öğretmenlerimiz gitti. Dersler çok boş geçiyordu. Dedim ben böyle hazırlanmak istemiyorum. İstediğim bir mesleği yapmak istiyorum, o yüzden çalışmak istiyorum dedim. Temel liseye gittim, orada başladım. Bir yandan çalışan bir öğrenci, ayrıca devletten aldığı da bir kredi var. Ama tüm bunları bir araya getirdiğinizde bile bir öğrencinin belli ihtiyaçlarını karşılayabilmesi neredeyse imkansız bir hal oluyor. Hem ailesinin borçlarını ödüyor, hem ailesine yönelik harcamaları var, hem kendine yönelik harcamaları var, hem onun dışında okula yönelik harcamaları var. Mimarlık fakültesindeyseniz zaten ayrıca malzemelere de belli bir miktar para ayırmanız gerekiyor. Şimdi ilk zamanlar olduğu için bu problemi fazla yaşamamış ama önümüzdeki zamanda bunu nasıl çıkaracak, o da kara kara düşünüyor. Muharrem'in daha yeni karşı karşıya kaldığı birkaç masraf kalemi daha var. Her mimarlık öğrencisi gibi o da okul için kullandığı malzemelere ciddi miktarda ekstra para ödemek durumunda kalacak. Eline geçen sınırlı miktardaki maaşla bunu nasıl yapılacağını o da kara kara düşünüyor. Gerçi yine temel lisede de bazı sıkıntılar yaşadım ama öğretmenlerim iyiydi en azından. Ben de iki elle sarıldım, çalıştım. Sen aslında o açıdan biraz daha farklı bir örneksin. Çünkü genelde şöyle oluyor, eğitim sistemi değiştikten sonra benim gözlemim bu en azından. Temel liseye gitmek bir zorunluluk haline geliyor. Eğer ki paran yoksa, paran varsa zaten yani cidden belli bir meblağı gözden çıkararak okutman gerekiyor öğrencini. Ya bu da aileler açısından büyük oluşturuyor tabii ama sen en azından bu yüklü bölümü atlatırsın diyebiliriz. Aynen. Ya tabii yine borçlarıyla sonrasından uğraştık. Ya bir şekilde. Hatta
devletin verdiği bir burs var. Temel liselerde okuyan öğrenciler için. Bana da o burçtan çıkmıştı. Fakat temel isim işte onun üstüne yatmaya çalıştı. Yok işte bize vermemeye çalıştı, kandırmaya çalıştı. Ya tabii artık eski zamanda çalıştığım yerlerdeki deneyimlerimle başka temel liselerle görüştüm. İşte bizim elimize bir sözleşme verdi. Oysa ki bizi hiç ilgilendirmiyor. Devletle temel lise arasında olan bir şey. Dedim bunu bana açıklar mısınız? Böyle böyle şöyle şöyle anlattılar. Daha sonra hocama gittim, işte oranın yöneticisiydi. Dedim hocam bu bizi ilgilendiren bir şeydi, ben bursumu istiyorum falan. Yine bir bize kalıyor yani, aslında böyle olmaması lazım ama. Ya çok fazla eksik var bu konuda. Ya 12. sınıfta dediğim gibi çalışmadım, sadece derslere odaklandım. Bir şekilde yaptık, kazandık. Bir de hiç beklemediğim şekilde okul birincisi oldum. Gerçekten hiç beklemiyordum. Tabii ki ederim, ne diyeyim. Peki şu an için durum nasıl? Yani senin bir günün nasıl geçiyor? Çalışırken ve okurken aynı anda. Şöyle, genel olarak hep koşuşturmalı gidiyor. Mesela sabah 8.30'da dersim oluyor. Yani sabah 8.30'da dersim oluyor. Gerçi şu an haftanın 3 gün çalıştığım için genelde bölümümde çok fazla maketlerle çok fazla şeyle uğraştığımız için yani boş günlerim çoğu zaten maket yapmak, pafta yapmak, bunlarla geçiyor. İşte cuma, cumartesi, pazar günleri çalışıyorum. Cuma günü de tam dersimi ortaya koymuşlar. Yani çalış desen tam çalışamazsın falan. O yüzden sabah 8.30'dan 11.30'a kadar işte çalışıyorum. Sonra hemen koştura koştura okula gidiyorum. Saat 1.30'da şeyim başlıyor, dersim. 5.30'da bitiyor. Sonra tekrardan saat 10'a kadar falan zaten arkadaşlarla maket yapmakla, çizim yapmakla falan uğraşıyoruz. Sonra tekrar sabah 8.30'da başlıyor mesaim sonraki günde. Orada tekrar çalışıyorum. Sonrasında tekrar maketlerle uğraşıyorum. Sonra döngü yani. Kesinlikle. Yani hep böyle bir şey oluyor. Aynı zamanda kulüplerle de uğraşmaya çalışıyorum bir yandan. Aha. Öyle. Yani aslında yoğun bir tempo. Bir yandan şuna var. Biz geçen hafta da bir mimar arkadaşımızla konuştuk. Ha. Onun da anlattığı hikaye çoğu mimarın anlattığı gibi bir hikaye gibi. Şöyle aslında bu son 2 yıldır krizle birlikte inşaat sektöründe de ciddi bir çöküş yaşanıyor ve çoğu mimarlık ofisi kapanıyor. Çoğu mimar aslında önceden çok şey bakılırdı tabii mimarlara. Çok da değil, birkaç sene öncesine kadar. Hı-hı. Kesin iş bulur. Çok rahat bir yaşam sürer gibi bakılıyordu. Şu an için biraz durumda değişmiş vaziyette. Yani sen aslında okuduğun şeyi de çok seviyorsun. Severek yapıyorsun bunların hepsini. Sonrası için nasıl öngörüyorsun? Yani kendin için nasıl bir gelecek hayal edebiliyorsun? Bunun ne kadar gerçekleşebileceğini düşünüyorsun? Ya öncelikle ben de mimarlığı aslında yeteneklerim uygun bir meslek diye seçmiştim. Ya tabii gerçek okuması çok zevkli. Yani gerçekten çok yoğun ama çok zevkli geçiyor. Ama ilerisini düşündüğümde maalesef ki ya Türkiye'de inşaat sektörü maalesef ki çok yani yerle yeksan. O yüzden ya Türkiye'de ne yapılabilir? Yani daha doğrusu ya fırsatları kollayamıyorsun bile. Zaten fırsat gerçekten yok. Böyle plansız böyle tekrardan yapılanma yapıldı. Ya böyle gerçekten maddi durumu geleceği için entegre edilmemiş şekilde girişmişler. Ve sonrasında işte devam eden şeylerle maddi getiri de bir yerde tükendikten sonra tekrar böyle işte her şey yarım yamalak kaldı. Daha sonra işte ofisler kapandı, şey oldu. Hiçbir şekilde devamı gelmedi. İnşaat sektörünü böyle batırdılar. Yani birçok bina var fakat hepsi boş. Zaten reklamlar görüyorsunuz hep böyle yok işte şu kadar fiyata hep uygun taksitlendirme falan. Çünkü o kadar boşsa bir ev var ki bunları elden çıkartmaya çalışıyorlar. Yani bir yerden para böyle kollamaya çalışıyorlar. Gelecek yıllara bakarsan ümidim şu 4 sene içerisinde mezun olduktan sonra sektörün birazcık da olsa düzelmiş olmasından yana. Ama tabii tek umudum o da değil. Yani gerçekten geleceği düşündüğümde direktmen Türkiye'de bir gelecek hayal edemiyorum. Yani ben yurt dışını da düşünmek istiyorum. Ya zaten o fırsatları kolluyorum. Ama maalesef böyle. Yani 4 sene içerisinde düzelecek mi orası da muamma. Pek yani ümit ediyorum ama ne kadar gerçekleşir bilemiyorum. Kafanda sorular var ama en azından biraz da vaktin var bu soruların cevaplanabilmesi için. Muharrem hem çalışan hem de okuyan gençlerin en çok onlara dayatılan kötü çalışma koşulları ve güvencesizlikle boğuştuğunu söylüyor. Maaşını eksik yatıranlardan zorla mesai yaptıranlara türlü işveren tipiyle o da yıllar boyunca mücadele etmek zorunda kalmış.
kesinlikle. Ya bir de şöyle bir konu var aslında. Biraz krizden bahsettik. Son 1-2 senedir de insanları ciddi şekilde etkiliyor. Sen de çalışıyorsun bu 1-2 senedir. Yani mesela bir öğrencinin hayatı nasıl değişiyor? Örneğin 500 lira bir bursla ya da bir krediyle öğrenciler geçiniyorlar. Ama bir yandan aslında yemekhaneye ya da konaklamaya verdikleri parayı bile düşündüğünde bunu çok çok kat kat aşan bir hale geliyor. Senin hayatında neler değişti? Ya da mesela önceden şey bir lüks olarak konuşulmazdı. Bir gün gidip arkadaşlarına dışarıda bir şey yapmak ama şu an için herkesin böyle bir imkina ederek baktığı bir şeye dönüşüyor gibi düşünüyorum ben. Senin deneyimlerin nasıl oldu? Şöyle bir defa kesinlikle bir öğrenciye 500 TL yetmiyor. Ya çünkü bunun okul masrafı var, kalma masrafı var, yiyecek, yemesi içmesi var. Bir yandan sizin benim için onu da merak ediyorum aslında. Mimarlık bölümü ya da ne bileyim diş hekimliği bölümü bu tip bölümlerde ayrıca materyal de gerekiyor. Yani bunu mesela siz mi karşılıyorsunuz? Nasıl oluyor? Şöyle ya benim de en azından ilk haftalarda gördüm. Yani ilk hafta gördüm. İlk proje dersimizde bize hocalar materyal sağlamışlardı okulla birlikte. Böyle oluklu mukavva getirmişlerdi. O yüzden ilk derslerimde öyle bir masraf yapmadım. Ve ya yine buna ya bu duruma bakarak böyle bir çözüm geliştirmişler. Al bırak kutuları. Böyle mimarlık öğrencileri veyahut da mimarlık fakültesi öğrencileri kullanmadığı malzemeleri veyahut da böyle kullanılabilir olan malzemeleri kendileri kullanmayacaksa o kutulara bırakıyorlar. Daha sonra oradan mesela başkası ihtiyaç duyuyorsa alıyor ve tekrardan işte bunları kullanıyor. Ben böyle 3 hafta geçirdim. Yani minimumda tutmaya çalışıyorum kendimi. Ama bir yerde her şeyi buradan sağlayamıyorsun. Mesela sadece al bırak kutusu olmadığını varsayarsak. Yani ayda zaten tek başına böyle 200-300 ya gider. Ya özellikle bir de jüri haftalarını düşünüyorum, teslim haftalarını. Ya orada giden gidene yani paralar havalarda uçuşuyor gerçekten. Zaten mesela bir kırtasiyede bir şarp, bir marker alacaksın, tanesi 40 TL. Mesela. Bir kalem 40 liraya kadar çıktı. Bahsettiğin kalem de bu arada önceden herhalde bir 10 lirayı bulmuyordu yani. 20 TL yine aslında şey ama %100 zam var. Yani veyahut da onu geçtim. Ya hani yemekhaneler var. Yemekhanelerde her zaman böyle mükemmel olmuyor maalesef. Bazen mesela hafta sonu zaten yemekhane diye bir kavram yok. Şehir dışında okuyan öğrenciler dışarıdan söylemek zorunda kalıyor ki yemek zamlarını düşününce bile bu yani çok büyük miktarları varıyor. Zaten 20 TL'nin altında böyle çok zor yemek buluruz. Yani bulursun ama çok zor bulursun. İşte yemeğe çok gidiyor. Yolda zaten her gidiyor. Gerçi şimdi abonmanlar 40 TL oldu. O açıdan iyi ama en azından İstanbul için konuşuyorum. Bir öğrenci için mükemmel bir şey ama diğer giderleri falan düşündüğümde çok zor. Özellikle mimarlık öğrencisini düşün, yani mimar fakültesi öğrencilerini düşündüğümüzde çok fazla malzeme gelir giderlerimiz var. Yani olmuyor. Çalışmak zorundasın veyahut da bir ek gelir edinmek zorundasın. Öyle. Sen de bunu bir şekilde sağlamaya çalışıyorsun. Aynen ki onun dışında ya ben kendi masraflarımı da karşılamakla yükümlüyüm. Sonuçta diyorum hem aile borcumuz var, çeşitli borçlar var. Yani aldığım para sadece kendi masraflarıma gitmiyor. Ya borçlara da çok akıtıyorum maalesef. Ya ki zaten şu zamanda ekonomik krizde kimse borçsuz değildir diye tahmin ediyorum. Herkes bir şekilde geçinmek için borç yapmak zorunda kalıyor. Ya mesela bir ayakkabı ihtiyacın oluyor. Ya tek seferde mesela 200-400'ü falan ortaya koyamıyorsun. Yok takside böldürüyorsun. Veyahut da işte başka bir ihtiyaç sorunu oluyor. Onları alıyorsun. Tek seferde çıkartamıyorsun. Herkesin durumu o kadar iyi değil. Yani sürekli bir borç oluyor. Bitmiyor. Bir gün bitmesini umuyoruz diyelim. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Hava kararırken Muharrem'in işe gitmek için yavaş yavaş yola koyulması gerekiyor. O işe giderken işten dönenler de oluyor tabii. İşte onlardan birisi olan Askeri Bey'le birer çay söyleyip koyu bir sohbet edalıyoruz. Askeri Bey merhabalar. Sizi merhabalar. Bugün iş çıkışı görüşmüş olduk. Şantiyeden çıkar çıkmaz buraya geldiniz. Sağ olun. Şimdi ben önce aslında şunu sormak istiyorum. Siz burada yaklaşık 2 senedir çalışıyorsunuz. Evet. Bu 2 sene içinde de Türkiye'de aslında hiç beklenmedik bir şey oldu. İnşaat sektörü yıllardır çok yatırım yapılan, çok kazanç getiren herkesin işte tekstilcisinden başka sektörde olan lapını pırtını bıraktı, kıpkoştuğu bir yerdi. Ama şu an durum çok değişti. Aynen. Yani inşaat sektörü bir çöküşe doğru ilerliyor.
bir yandan çoğu müteahhit işini bırakıyor, başka bir mesleğe yöneliyor. İnsanlar bu sektörden geriye doğru çekiliyorlar. Yani şimdi siz uzun zamandır da bu işi yapıyorsunuz. Siz kıyaslarsanız bu son iki senede neler değişti, neler oldu, şu an durum nedir? Durumu tamamı ekonomik olarak bağdaşıyor. İnşaat sektörünün tamamı dolar üzeri hemen hemen. Dolar fiyatları yükselince... Neden dolarla bağlı peki? Bizde genellikle ham madde yurt dışından gelir. Hı-hı. Dolar bazlı olduğu için. Onlar ister istemez yükselmek gösterdi. Ondan Hı-hı. dolayı üretim azaldı. Üretim azalınca da herkes işi bıraktı zaten. Hı-hı. Hani inşaat sektörü olduğu gibi durdu. Peki yani neler oldu? Sizin gördüğünüz etrafınızdakilerin konuştuğu inşaatlar mesela yarıda kaldı diyenler var. Ya şimdi daha inşaatı temelinde olanlar bile demir alamadılar. Demir Hı-hı. yüksek fiyatlarla geldi. Çimento aynı şekilde. İster istemez etkiledi onları. Bu da etkilerken, etkiledikten dolayı daha doğrusu malzemeyi alamayınca işte komple sektör durdu. Malzemeye bağlı. Hı-hı. Malzeme alım gücü yükselince müteahhitten şu olsun, bıraktı işi yani. Yap. Daha doğrusu kazancını komple kaldırdı. Yani birçok yerde inşaat sektörü faaliyeti Türkiye genelinde daha çok komple genelinde inşaat sektörü devam ediyordu bir seferde. Yani sadece bir il olarak bir ya da bir şey olarak gösteremedi merkez var. Komple şey Türkiye genelinde durdu. Yani şu anda sadece ben şöyle söyleyeyim, bizim bile kendi devlet bünyesinde olan taşeron firmalarda çalışma var. Başka yerde yok. Hı. Yani şanti olarak, inşaat olarak komple şu anda durum. Sadece o da tek değil, devletin de tabii kota koydukları bazı şeyler var. %70 biten inşaatlar devam ediyor. Bu Cumhurbaşkanımızın kendi lafı. %40 olan şantiler komple durduruldu. En az bir şantiyede çalışan eleman sayısı en az 100'ün altında yok. Komple şantiyeler durdu. O 100 kişi ne oldu belli değil. İşten çıkarıldı çoğu. Hatta yani şirketler bile Kongartada'ya gittiler. Hani çok firma kapandı. Askeri Bey için tüm inşaat işçileri gibi çalışacak günler sınırlı gibi gözüküyor. Elindeki iş bitince yeni bir iş bulmak için çabalaması gerekecek ama inşaat sektörünün halini düşündükçe böyle bir çabanın sonuç getirip getirmeyeceği onun açısından da meçhul. Aslında biraz da konuşulması gereken bu. Yani çoğu insan işten çıkarılıyor. Ve onun yerine gidebileceği bir yer de bulmuyor. Çünkü tüm sektörde böyle bir durum var. Aynen. Zaten biz de yani biz de ara verdik. 3-4 ay çalışmadık. Şantiye durdu. Ödenek alamadıklarından dolayı. Tekrardan belediyeden ödenek çıktı. Şu anda tekrardan devam ediyoruz. 3-4 ay kadar inşaat da durdu diyorsunuz. Şantiye evet. çalışmadı. Siz bu 3-4 aylık sürede ne yaptınız? Yani işçilere bununla ilgili bir maaş ya da bir ödeme de yapılmamış olsa gerek. Yok. Şöyle bir şey vardı. İşkur'dan günümüz yetenler gidip işsizlik başvurusunda bulundu. O 3-4 ay böyle idare ettik. Ama o da ne kadar? İşsizlik maaşı aldığınızın Tabii. altında bir meblağ. Tabii. O da zaten yetmiyor yani. Bir iki kişilik bir aile zaten yetmez. Şimdi bir yandan siz krizi tek başınıza, tek kişinin masrafıyla gösterdiniz ama sizin açınızdan da şöyle bir durum var. İnşaat bittiği zaman siz memlekete dönüp, Diyarbakır'a dönüp evlenmeyi planlıyorsunuz. Tabii. Bir yandan onun masrafları olacak. Bir yandan şöyle bir durum var. Artık yani çarşıya pazara gittiğimizde bile insanların bu yavaş yavaş fark ettiği bir durum olmaya başlıyor. İnsan kendi ihtiyaçlarını karşılaştırıyor. Ona da örnek verebilirim. Tabii. Daha önce işte yani nasıl söyleyeyim? Bir marketten alışverişe gittiğimiz zaman 300 liralık aldığımız malzemeyi şu anda alamıyoruz. Yani 300 lirayla aynı malzemeyi alamıyorsun zaten. Elektriğe zam. Elektriğe %15 dediler ama bir sene içinde %88.50 gibi bir şey bir zam geldi. Ama kimse bir şey diyemedi. Hani alım gücünden ziyade ödeme gücümüz zaten yok. Zaten yoktu. Yani, zamlarla hiç. Yani zamlarla zaten hiç şu anda yapılamıyor. Doğalgaz, elektrik, su. Askeri Bey de alım gücünün sürekli olarak düştüğünü fark ediyor. Kimi zaman şantiyede çalışma arkadaşlarının topladıkları ekmekleri evlerine götürdüğünü görmek, onun için krizin boyutlarını da ortaya döken esas konulardan bir tanesi.
Peki siz nasıl idare ediyorsunuz? Şimdi düşününce... Şu anda idare edebiliyoruz. Evlenince tabii idare edemeyeceğiz. Haliyle ev kira olacak, ödemeler olacak. Aynı şekilde ben de ödemelerim, elektrik, su olacak. Bekarlık şu anda iyi de ileriki zamanda kötü. Yani bunu da telafi etmenin bir tek çaresi var, çalışmak. O da olmadığın zaman nasıl olacağı belli değil. Aynen. Peki şimdi bir yandan onu konuşurken siz baktığınız zaman sizin hayatınızda nelerin değiştiğini düşünüyorsunuz? Çünkü herkes şeyi fark ediyor artık, yani şuradan kısıyorum, buradan kısıyorum diye nelerden kıstığını fark ediyor. Siz nasıl idare ediyorsunuz? Kimisi tutuyor, kendisi için kendi kesmeye başlıyor. Gerçek bu. Herkes bir yerden kısmak zorunda kalıyor. Ben de aynı şekilde çok yerden kıstım. Hani hemen hemen birçok giyimimden olsun, yememden olsun çoğundan kıstım. Giyemiyor, rahat bir hayat yaşamıyorsun. O ödemeyi yapamıyorsun, zorluk. Bu zorluk olduğu sürece de yapamayacağım. Her ben tek değil, her sektörde çalışan kişiler böyle kıstı herkes bir yerden. Zaten alım gücü kısıtlandı, alamıyorsun. Ne oldu? Herkes bir yerden kısmaya çalışıyor. Peki sizin çevrenizdekiler buna ne diyorlar? Yani çalışırken insanlardan da böyle bir şey duyuyor musunuz? Tabii evli arkadaşlarımız var, özellikle çocuk sahibi olanlar, iki çocuk, üç çocuk sahibi olanlar var. Yani ki şu anda geçimini hiç yapamayanlar var. Ki yani zaten şanti ortamı olduğu için elimizden gelinceye kadar kendimiz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani kiracı olanlar hiç geçim sağlayamıyor. İki çocuğu olan hiç sağlayamıyor. Zaten aldığı maaş belli. Bu kriz ortamında da daha çok zorlanıyorlar. İster istemez biz de yardımcı olmak istiyoruz onlara tabii. Yapabileceğimiz elimizden gelinceye kadar yapabiliriz. Herkesin durumu aynı olduğu için. Aynı. Peki şimdi insanların da bakışı bir yandan öyle. Siz mesela sonra siz için ne planlıyorsunuz? Şimdi çalıştığınız inşaat yavaş yavaş bitecek. Sonra sizin bir iş arama süreciniz başlayacak ya da geri döneceksiniz. Düşününce yani insan önündeki zaman için aklında hep şey olur. Ya ben de şunu yaparım, bunu yaparım diye bir düşünce olur ama bu durumda geleceği planlamak da biraz zorlaşıyor. Siz mesela neler yapmayı düşünüyorsunuz? Sizce buna ne kadar olur? Nasıl bakıyorsunuz? Kriz ortamında herhangi bir şey düşünemiyorsun. Ki şöyle bir yer yani bir işletme açıp işleteyim dersen masraflı. O masraf olmayınca zaten herhangi bir şey yapamıyorsun. Geçim zaten bir ayrı dert. Zaten aradığın maaştan da bir birikim yapamıyorsun zaten. O birikimden bir iş sağlayabilirsin. Pek fazla düşüncem yok o şekilde. Siz de bekliyorsunuz ne olacağını. Yani tabii inşallah daha iyi gider. Askeri Bey İstanbul'da çalıştığı şantiyede iş bittiği zaman Diyarbakır'a dönüp nişanlısıyla evlenmeyi planlıyor. Ancak döndüğünde yeni bir iş bulabilecek mi ya da bu evliliğin masraflarını karşılayabilecek mi? Bunlar onun için de birer soru işareti. Yani şu an durum kötü. Evet, peki bir yandan durum kötüleştikçe çalışma koşulları da kötüleşebiliyor. Mesela sizin açınızdan nasıl? Aynen, şöyle... Hani... 8-5, 8-6 çalışan bir mesai arkadaşımız geçenlerde anlattı. Eleman çıkışı yapılmış ama aynı işi tekrar devam ediyoruz. 3 kişi ne yapacak? 2 işi 2 kişi yapıyor. Ödemede bir değişiklik yok. Aynen, ödemede değişiklik yok ama saat farkı var, uzuyor. Yani 8 saat çalışacağı yerde 10 saat çalışıyor, 12 saat çalışıyor. Ama aynı miktar almaya devam ediyor. Tabii. Hani aynı maaş, yani değişen bir şey yok. Benzer durumlar yaşayan başkaları oluyor mu? Yani biz güvence de, konusunda, iş güvenliği konusunda sorunlar. İş güvenliği konusunda pek sıkıntımız yok. Hani o her türlü güvenliği kendimiz zaten sağlamaya çalışıyoruz. Tabii iş güvenliği uzmanlarımız var. Bizim yetmediğimiz yerlerde kendileri de ilgili. O konuda rahat edeceğiz, sıkıntı yok. Esas konu ödemeler oluyor. Ödemeler. Şimdi ödemeler de biliyorsunuz yani birbirine bağlantılıdır. Devlet ödemeyi yapmayınca zaten şirket ödemeyi alamıyor. Alamadığından dolayı da zaten otomatik olan çalışanlara yansıyor. Çünkü alamıyor. Bir yandan da vatandaşa yansıyor ilginç bir şekilde. Yani orası zarar ettiği zaman yine onun da acısı vatandaşa. Aynen. Şimdi çıkıyor. Normalde yani şu şekilde şunu da şöyle söyleyeyim.
2 senedir aynı maaşla çalışıyorum. Çünkü durum, herkes krizi zaten bahane ediyor. İşte her iş yok, şu yok. Neler işte. İş bulamazsın, ben de tabii tereddüt ben de ediyorum. Çıkartsam, iş bulamazsam ne olacak? 200 lira, 300 lira için ben de kendimi çıkartmamaya çalışıyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Zam yok, bir şey yok. Aynı maaştan devam. Çünkü iş ortamı gerçekten yok. Bu da insanları yani zorluyor. Çok zorluyor. Enflasyon bu kadar artmışken maaşların aynı kalıyor olması. Teşekkür ederiz Askeri Bey. Ağzınıza sağlık. Teşekkür umarım ederim. Düzelirsiniz açınızdan da. İnşallah. Tak bizim için de inşallah. Türkiye geneli düzelir. Tabii ki.